Sayın Mesut, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün ilimize parti kurucularımızdan Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Ergen Bey, Sayın Genel Başkan Başdanışmanımız Ramiz Oğlum Bey ve parti kurucularımızdan Kadriye Esra Aygün ve Didem Tekuz hanımefendi teşrif etmişlerdir. Sorularınız varsa basın toplantımız başlamıştır. Tekrar hoş geldiniz. Muhterem basın mensupları, bugün il başkanımızın da söylediği gibi teşkilatlarımızı Demokrasi ve Atılım Partisi olarak teşkilatlarımızı ziyaret etme, istişare etme, biraz da hazırlıklarımızı anlatma ve aktarma işiyle meşgulüz. Şimdi bize biliyorsunuz kamuoyunda şöyle bir şey var ya, siz araştırma enstitüsü müsünüz, üniversite misiniz, parti misiniz? Hep teknik konuları çalışıyorsunuz, onları anlatıyorsunuz. Biraz da siyaset yapın lütfen. Yani siyaset konuşalım, halk diliyle konuşalım, günlük siyaseti konuşalım derler. Biz şimdi o safayı atlattık, enstitü işi bitti, araştırma hazırlık dönemi bitti. Şimdi bu sefer halka bunun aktarılma dönemi başladı. 15-20 gün önce Adana'daydık. Biliyorsunuz tarımla ilgili genel başkanımız da oradaydı. Çok geniş bir tanıtım yapıldı. Ve bu sık sık diğer konularda devam edecek, arkasından gelecek. Bildiğiniz gibi yani Demokrasi ve Atılım Partisi'nin özelliği tenkit değil. Evvela bir yanlış durum varsa onu tespit ediyor, sonra alternatifini söylüyor. Memleketin hemen her meselesinde böyle yapıyor. Bu tabii kolay bir iş değil. Benim kanaatim, bütün gençlik hayatım siyasetin içinde geçti. Benim kanaatim bir memlekette sağlam bir yönetim. Yani nasıl samimi olarak memleketine hizmet etmek isteyen insanlar ve dürüst insanlar, kendi şahsi menfaatini düşünmeyen insanlar. İki, memleketle ilgili hazırlığı var, fikri var, teklifi var. Bu çok mühim. Yani bir kadro var, bir de ortada akıl var, fikir var, emek var, proje var. Bazen birincisini, bazen ikincisini söyleyebiliriz. Ama bugün masanın üzerine memleketimizin hangi meselesi birinci sıkıntı, birinci mesele desek, herhalde %80-90'ı ekonomidir. İkinci sırada nedir desek, muhtemelen kişinin ufkuna göre, mesleğine göre, yani dış politikadaki yalnızlığı Türkiye'nin yeri. Kısım akraba, eş, dost, konu, komşu, dostumuz yok. Herkesle kavgalıyız. Dünyada böyle bir ülke olabilir mi? Böyle bir siyaset olabilir mi? Hatta bazen biri bir, biri iki olabilir. Yani bunların teferruatına da girmeyeceğim. Çünkü belki soru cevap kısmında konuşuruz. Dolayısıyla Deva Partisi'nin özelliği, teklifi var, arkasında duruyor. Hemen hemen memleketin her meselesinde. Siz hiç bu ekonomiyi, bu sıkıntıları biz düzeltiriz diye teklif eden bir siyasi parti var mı? Deva'dan başka, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden mi? Var mı? Yok. Bir, bizim genel başkanımız heyet kaç defa söyledi. Bu işi biz düzeltiriz. Neye dayanarak söylüyor bunu? Daha evvel iki defa yaptığı için. İhtisas sahası olduğu için. Yani bilgisi ona yettiği için, tecrübesi ona yetiştiği için. Bu çok önemli bir hadise. Biz bu işi düzeltiriz. Hatta kurumsal olarak bir ayda ayağa kaldırırız. Şu kadar zamanda şöyle yaparız. Deva Partisi'nde biliyorsunuz 3 aylık yani 90 günlük ve 1 senelik projeler hazırlandı. Yani enstitü denmesinin sebeplerinden birisi de belki bize o oldu. Dolayısıyla şimdi dediğim gibi bu işin halka aktarılma dönemi başladı. Bu kolay değil. Bizim için kolay değil en azından. Niye kolay değil? Yani objektif bir habercilik sistemi yok. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz.
Yani şimdi biz memleketin çok hayrına bir şey söyledik. Yani bu yarın bütün gazetelerde, bütün televizyonlarda manşet olur mu? Hayır. Hiç öyle bir şey olmaz. Çünkü bir gazetecinin tespitiydi. 17 gazete, 17 televizyon tek düğmeye basarak çalışıyor. İktidar partisinin genel başkanı düğmeye basıyor. 17 gazete ve televizyon aynı anda harekete geçiyor. Şimdi buna karşılık siz hak, hukuk, vatan, millet, din, devlet, emek, sermaye, teknoloji, bilgi ne anladın? Anladın. Yani bunun karşısında bir duvar mı? Buraya gelip tosluyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacağız biz? Biz de başımızın çaresine bakacağız. Nefesimize güveneceğiz. Teker teker anlatacağız. Mahalli basından yardım isteyeceğiz. Vesaire. Benim gençliğimde biz gazeteciye gıpta derdik. Ya veteriner de okuyor, tıp da okuyor, mühendislik de okuyor. Gazeteci olmak istedik. Ona gıpta ederdik. Gazetecilerin prestiji bu kadar yüksekti. Ama mesela Hürriyet gazetesinde bir haber müdürü bir muhabire nereden buldun o haberi dese kesin olarak onun işine bir son verilirdi. Yani gazeteler gazetecilerin işiydi. Sermayesi de öyle, sahibi de öyle. Dolayısıyla personeldi. Bu insanlar gazeteciydi. Şimdiki gibi tek elden yönetilen, yani 20 tane gazete belki de tek kişinin, belki de 3 kişinin, 5 kişinin, böyle bir şey yok. Maalesef şu anda gazetecilik de öyle dediğim kadar gıpta edilecek bir meslek değil. Akşam bir haber yazıyor yahut bir makalesinde bir yere dokunuyor, sabahleyin işine son veriyor. O ülkede hür düşünce gelişir mi? O ülkede fikir üretilir mi? Maalesef şu anda Türkiye bu kısır döngüyü yaşıyor. Ben lafı fazla uzatmayayım. Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada. Efendim, bölge koordinatörü hanımefendi burada. Bizim yarım hemşerimiz olur. Ondan sonra tecrübeli bir siyasetçi. Gene kurucu hanımefendi, o da avukat. O da burada. Ondan sonra soru cevapta yine sohbet ederiz ama lafı fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Ergen, eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesörüm. Değerli büyüğümüz Ramiz Bey güzel bir açılış konuşması yaptı. Ben ona ek olarak şunu söylemek istiyorum. Politik önerilerimiz çalışılıyor ama bunların da sahaya inmesi gerekiyor. Şu anda biz Çankırı'daysak da 81 ilde de DEVA'nın kadroları sahada, genel başkan yardımcıları sahada, genel merkez yönetim kurulu üyeleri sahada, kurucular kurulu üyeleri sahada ve bu saha çalışmaları her ay devam edecek. Bize Çankırı ile başlamak nasip oldu. Gelecek ay başka bir genel başkan yardımcısı ve kurulu göreceksiniz. Umarım sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Tabii burada hani günlük siyaset her zaman istenilen, tartışılması gereken konular. Ramiz Bey de bahsetti. Adana'da tarım lansmanı yapıldı. Yani tarımın nasıl Türkiye'nin işte lokomotifi, ekonomik lokomotifi olması gerektiği, nasıl önce kendi kendimize yeten bir ülke olmamız gerektiği ve bunu tarım ihracatı nasıl yapacağımız şeklinde madde madde politika önerilerimiz anlatıldı. Geçen pazartesi günü biz eğitim politikaları olarak telafi eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda 19 tane madde yayınladık. Yani telafi eğitiminin işte yaz okulu gibi değil, tamamen bu neslin bir kayıp nesil olmaktan çıkartılması ve bir kazanç nesil haline getirilmesi için telafinin bize eğitim sisteminde artık önümüze bakmamızı ve tamamen baştan aşağı yenilememiz için bir fırsat olması gerektiğini söylüyoruz. Telafi bilim kurulu kurulsun istedik. Telafi eğitimi için bütçe hazırlanmasını istedik. Biliyoruz ki 1,5 sene, 2 senedir eğitime uzak bir çocuklarımız oldu. Yani hepimiz eğitimin parçasıyız. Ya çocuklarımız orada ya kendimiz okul sisteminin içindeyiz. Önemli olan çocukların, öğrencilerin eğitim döngüsünden kopmamasını sağlamak. Bu süre maalesef dezavantajlı kesim için daha zor geçti. Biz bunu daha da zorlaşmaması için telafi eğitim sistemiyle ilgili öneride bulunduk. Yani bunun
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Eğitim politikaları özelinde politikalar önerdiğimiz gibi diğer 13 politika başkanlığı da aynı şekilde çalışmalarını devam ediyor. Tarımla başlanan bu süreç işte peyderpey bütün politika başkanlarıyla beraber ilerleyecek. İşte bunun kısıtlı medya kanallarımız var. Ama bunu işte sahada birebir yani sizlerle beraber açmayı düşünüyoruz. Genel Başkanımız gençlere ve siyasette yeni olan arkadaşlara da ciddi bir kota ayırdı. Biz genelde üreten bir parti olduğumuzu düşünüyorum ama sahada arkadaşlarımızın ve yerel basına çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Birçok parti büyüğümüz de az önce söylediği gibi çok fazla yani muhalefet mi desek bize yer vermek istemiyor. Vermek isteyen de çok ciddi cezalar almak zorunda kalıyor. Bu yüzden sizlerin bize daha çok destek olmanızı ve gerçekten doğru işler yaptığımızı insanlara duyurmanızı rica ediyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ben Kadriye Esra Aygün. Çoğunuzla geçen hafta tanışmıştık zaten. Ziyaretinize gelmiştik. Bugün burada olduğunuz için, bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bölge koordinatörüyüm. Aynı zamanda da Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesiyim. Benim sizden tek ricam var. İyi yazmayın, kötü de yazmayın. Sadece Deva'nın ve Sayın Ali Babacan'ın yani genel başkanımızın sosyal medya hesaplarını takip edin arkadaşlar. Bakın Deva ne yapıyor? Nerede hangi politikayı üretiyor? Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Kendiniz karar verin. Ama yerel basın olarak sizden tek ricam ve bunu gittiğim her ilde tekrarlıyorum. Lütfen bizim takipçimiz olun. Görün. Gerçekten biz politika üretiyoruz arkadaşlar. Laf üretmiyoruz. Siyaseti lafla değil, icraatla gerçekleştiriyoruz. Bizi takip ettiğiniz zaman ben inanıyorum ki aradaki farkı göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben birkaç gün önce bir makale okudum. Alman Spiegel dergisindeydi galiba. Şimdi ülkeler bu koronavirüsten itibaren şey yapmış. Hatta daha önceden de bir çalışma yapılmış her ne haliyse. Yani milli planda ne olabilir? Yarınlarımız ne olabilir? Benim ülkemin yarın ne olabilir? Sonra küresel manada bir komisyon kurulmuş. 14 kişi. Bu 14 kişilik grup dünya ne olur bir müddet sonra? 2,5-3 sene falan sürmüş galiba bu. Bu 14 kişiden bir kişi var Türkiye'den. Kim o? O işte Sayın Ali Babacan. Çok enteresan değil mi? Ya iftihar edilecek bir şey değil mi bu? Bu yarınki küresel şey dünya ne olur? Yani bunun koronanın etkisi veya etkisizliği ne noktadan ne noktaya gelir? Bunu tespit eden 14 kişilik dünyadaki komisyonun içinde biri Ali Babacan. Ben size bir şey daha söyleyeyim. 1,5-2 ayda bir Dünya Bankası, IMF vesaire vesaire bir sürü milletler arası kuruluşlarla şeye katılıyor. Zoom üzerinden toplantıya katılıyor. Ya bir tane gazete yazmıyor. Televizyon da vermiyor. Halbuki bu çok önemli bir mesele ya. Yani bu Türkiye için iftihar edilecek bir şey. Memleketimiz için önemli bir mesele. Yani bunun o partisi bu partisi yok ki yani. Yani eğer 50 dönemlerinde falan olsa ilk önce çok nazik başladı. Muhalefet iktidar birbirlerini tebrik ederlerdi. Birçok yerde hala şöyle bir tartışma var. Türkiye'nin jeopolitik konumu stratejik menfaatlerinden ödün vererek bu parti iktidarda kalıyor. Bu kadar kirli işlere gömülmüş bir partinin 24 saat iktidarda kalmaması lazım. Bu yorum çok yaygın. Halk arasında da yaygın. Belli çevrelerde de açık söyleyeyim. Belli çevrelerde de yaygın. Ben 7,5-8 sene kaldım Almanya'da. Bir Türk devlet adamının aleyhinde fıkra, karikatür hiç duymadım. Hiç. En azından Almanlarda böyle. Belki Fransızlarda, İngilizlerde kenardan köşeden olabilirdi ama onlar da. Şimdi kardeşim
her gazetenin, her televizyonun köşesinde bir fıkra var. Fıkraların %99'unun konusu ne biliyor musun? Hırsızlık, yolsuzluk. Yani iş bu kadar ayağa düşmüş vaziyette. 3Y ile mücadele edecekmiş de. Bilmem ya, ayıp, bunu nasıl söylüyor bir insan yani. Bunu AK Parti adına bir sözcü de söylemez, siyaset de söylemez. Artık vatandaş da konuşamaz. Bu kadar batmış bir durumda ve sıfırı da tüketmiş vaziyette. Yani söyledikleri sözlerin de hiçbir değeri olmuyor. Sağdan soldan destekle ayakta kalmaya çalışıyor. Bu dış destek meselesi, hatırlayın, sadece Amerika meselesi değil, Avrupa ile ilgili de aynı hikaye oldu. Daha Tayyip Erdoğan başbakan olmadan genel başkan olarak Avrupa ülkelerine gitti, görüşmeler yaptı resmi. Halbuki bu yanlış, devlet geleneğinde yanlış. Benim gördüğüm, yani eski siyasiler yurt dışında, Demirel olsun, Erbakan olsun, Türkeş olsun, bir yabancı misyon şefiyle görüşerek, ya ne var yani bir konuda. Muhakkak surette telefon eder, dışişlerinden bir katip gelir. En azından bir gözcü ve sözcü gelir. Muhakkak. O gitti, hiçbir görevi yok. Parti Genel Başkanı, Başbakan Abdullah Gül oralarda görüşmeler yaptı. Hatırlayın, Avrupa Birliği'nde Tayyip Erdoğan, Allah Allah, barış güvercini bilmem vesaire vesaire, alayla ve alayla geldi. Ben şimdi lafı fazla uzatmayayım. Hayatta bunu kurultayda da söyledim, her zaman söylüyorum. Ben Allah'tan temennim bu. Alayla ve alayla gelip, alkışla, duayla gelip, lanetle gitmek, benim dostuma da düşmanıma da Allah göstermesin. Çok feci bir şey. Alkışla, duayla gelip, lanetle, bedduayla, sille tokat gitmek. Şu andaki çok kötü bir durum var. Bu durumda doğrusu bu insanlar acıyor. Bunların durumu durum değil ve değmez. Dünyaya da değmez, ahirete değmez. Çok kötü bir durum. Ne zaman ittifak acil hale gelir, seçim tarihi belli olur ve partiler tedbirini alır, çalışmasını yapmış olur. Ondan sonra siyaset görüşmesi başlar. İttifak eğer acil bir durumsa memleket hesabına seçim tarihinden 15-20 gün sonra başlar. Seçim kararı alındıktan sonra, affedersin, seçim kararı alındıktan 15-20 gün sonra başlar. Dolayısıyla bunun şu anda da ben bir mantığını da görüyorum. Adana'da kim olacak, Çankırı'da kim olacak, Çorum'da, hiç önemli bir hadise değil, acil bir durum değil. Biz şu anda zaten yeni çıkmışız, teşkilatlarımızı yeni tanıyoruz. Bu dediğim gibi kısa zamanda olmuyor parti. Bunun da çeşitli tecrübeleri var. Onun için ittifak derdimiz yok, acelemiz de yok. Evvela biz vatandaşa bir derdimizi bir anlatalım. Yani vatandaş bir anlasın. Veremeyeceğimiz cevap yok Allah'ın izniyle. Onun için Demirel'in bir lafı var. Yani Demirel, ben eminim ki hayatında hiç roman okumamıştır. Hikaye kitabı okumamıştır. Tarih hiç okumamıştır. Ama galiba o Osmanlı döneminde Sadrazamlar diye bir kitap var. Ben onu yıllar önce okumuştum. Alman heyetler geldiğinde onu elinde görmüşler, gazetelerde okumuştum. Orada kaç tane sadrazam idam edildi diye onların sayısı için okuyormuş onu. 12 Eylül döneminde oluyor bu. Dolayısıyla ama mühendisçe bir laf söyledi. Diyor ki, arkadaşlar bu siyaset var ya diyor, dosta tavsiye edilmeyecek ama düşmana da bırakılmayacak bir iştir diyor. Matematik gibi bir laf yani. Dolayısıyla biz de bunun için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyesinin ne işi var ya? Çankırı'da, yani siyasetin bilmem nesinde. Avukat hanım, eşi, işi, gücü, efendim, aynı şekilde yani eski literatürdeki adıyla ağa kızı, ağa torun, ne işi var kardeşim buralarda? Ama öyle değil işte. Siyaset bizde hep vicdanla yapılıyor. Bir de mideyle yapanlar var. Allah bizi o duruma düşürmesin.